Beyler benler selamlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Peki ne? Sonunda beklediğim ürün geldi. Evet, Blaster'ın ses kartı elime ulaştı arkadaşlar. Şimdi onu kurup arasındaki farkları göreceğim. Bu arada da şu kutusunu da açabilirsem. Evet, sonunda kutusunu açabildim arkadaşlar. Kutusundan aynen bu şekilde çıkıyor. Ses kartımız da bu. Ana, aslında çok da büyük değilmiş. Evet, benim web kameram çok kaliteli olmadığı için maalesef bu şekilde gösterebileceğim size. Kutusunun içinden daha sonrasında arkadaşlar ne çıkıyor? Bir tane güzel renkli bir USB kablo. Ha, bunların girişi de farklıymış. Tamam, birisi mini USB, diğeri bir direkt bilgisayar girişi için. Bilgisayara giren kare jack girişiyle normal jack girişi. Aynı zamanda tanıtım kartları, garanti belgesi gibi şeyler çıkıyor. Kusura bakmayın, ben öyle çok fazla inceleme videosu çeken birisi olmadığım için böyle kamerayı güzel yaklaştırıp kaliteli kamera yapacak diyeyim. Ben normal sıradan bir oyuncuyum ve hani bir oyuncu olarak bu kartı alırsanız ne elde edeceksiniz, nasıl performans elde edeceksiniz, onunla ilgili bir küçük bir video yapacağım. Hani ben bu ürünü almadan önce YouTube'daki videolara baktım. Kimse paylaşmamış. Hiçbir inceleme yok bu ürünle ilgili. O yüzden almak isteyen birileri çıkarsa belki videodan faydalanır diye bu videoyu oluşturuyorum şu anda. Haydi geçelim şimdi. Ses kartımızı taktıktan sonra nasıl bir farklılık elde edeceğiz? Yükledik ve karşımıza arkadaşlar bir profil çıkıyor. Bu profilde farklı farklı oyunları bize sunmuşlar. Her profilinde farklı bir ses ayarı var. Örneğin daha çok orta çağda geçen bir oyun oynuyorsanız ona uygun bir hale getiriyor sesi. Ya da Driving Simulator ya da Dota 2 oynuyorsanız ona göre getir. Aynı şekilde Call of Duty için de profil yapmışlar. Acoustic Engine kısmında ise arkadaşlar yine ayarlarımızı kendimiz yapabiliyoruz. Ve burada diğer örnekleri, hazır profil örneklerini inceleyebiliyoruz. Equalizer'ı zaten biliyorsunuz, bir sürü bize Equalizer seçeneği sunuyor. Bu ses kartındaki en güzel şeylerden bir tanesi ise Scout Mode arkadaşlar. Direkt Scout Mode'u ses kartının üstünden de açıp kullanabiliyoruz ve Scout Mode ne işimize yarıyor? Scout Mode ayak seslerini daha iyi duymamasını sağlıyor arkadaşlar. Yani direkt ayak sesi için bir ayar yapmışlar ses kartında. Siz düşünün artık gerisini. Voice Effects ise sesinizi tamamen farklı şeylere dönüştürebiliyor. Örneğin test yaptığımda büyük ihtimalle siz beni şu anda farklı duyuyorsunuz. Şu anda sesim kadın gibi geliyor olabilir. Evet. Test için kendimi duymak istedim. Buradan daha da farklı, örneğin Elf'i seçtiğimde çok daha farklı olacak ya da Robotu seçtiğimde ben de bir bakayım nasılmış robot. Ha, çok farklı gelmedi bana. Ya da Alien uzaylı seçebiliyoruz. Böyle değişik değişik ayarları var işte arkadaşlar. Advanced Settings'te de diğer ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi en merak edilen kısımda ayak sesinde hem Call of Duty profilini deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada profilim neden değişmiş? Hem Call of Duty profilini deneyeceğim. Hem de aynı zamanda Scout Mode'u deneyeceğim. Evet, ben halihazırda zaten Boost High kullanıyordum. Call of Duty profilinde Boost High'da ilk testimizi yapalım arkadaşlar. Let's go, Sergeant. Engage! Watcher, this is 06. I need air support and I need it now. Açıkçası sesler bana çok 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 yüksek geldi. Büyük ihtimalle ses profilimi değiştirebilirim. Tekrardan boost'a geri çekebilirim. Peki, Scout Mode'u alalım. Scout Mode'u almak için üstünde küçük bir tuş var. Ona bastığımızda otomatik olarak Scout Mode'u alıyor arkadaşlar. Ve şu anda da hemen hızlı bir şekilde yine Scout Mode'da testimizi yapalım. Let's go, Sergeant. Engage! Watcher, this is 06. I need air support and I need it now.
Evet, ayak sesleri daha fazla duyulabilirdi fakat dediğim gibi bu say gerçekten şu anki ses karşısına göre çok 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 yüksek bir ayak sesleri. O yüzden sesle ilgili tekrardan bir ayar çekmem gerekecek büyük ihtimalle. Ses kartıyla ilgili de son söyleyebileceğim şeyler arkadaşlar. Önünde zaten sesini ayarlayabildiğiniz direkt halka var ki içine led koymuşlar. Ne kadar ses yüksek olursa led'in ışığı o kadar parlak oluyor. Karanlıkta oynayın, oyun oynuyorsanız lan ses ayarı kaçtaydı ben de bakmak yerine oradan kıstığınız zaman ışığın seviyesi de azalıyor. Aynı şekilde ön tarafa hem kulaklık hem mikrofon girişi için yer yapmışlar, jack girişi koymuşlar. Fakat mikrofon girişine aynı zamanda ses jack'ı da takabiliyoruz. Bu sayede eğer sesi bölüştürmek isterseniz, örneğin ben kız arkadaşımla oynamak istediğimde kız arkadaşımla direkt oraya bağlantıyı takıp birlikte oyun oynayabileceğiz. Bence çok güzel yapmışlar. Yan tarafta 3 tane tuş var. İlkisi, birincisi scout moda sokuyor. İkincisi 3 tane modumuz arasında değişiklik yapmamızı sağlıyor. Ve son butonumuz da sesin daha fazla çıkmasını sağlıyor. Onu hide aldığımda neredeyse kulağım patlayacak hale gelmişti. Ben kesinlikle onu kullanmayacağım bu kulaklığımla. Evet, çok iyi bir inceleme olmadı. Çünkü ben öğretecek aracı kurulu vesaire rehberi yapan değil. Sadece son kullanıcı olarak nasıl bir ürün geldi, bunları paylaşmak istedim size. Daha sonrasında oyuna girip iyice detaylı bir ayak sesi konusunda kullandığım zamanda da tekrardan yorumlara yazıyor olurum. Eğer siz de merak edip sorarsanız yorumlarınızı cevaplıyor olurum arkadaşlar. Geldiniz, izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.